Arkadaşlar merhaba, ben Manavgat Gençlik Merkezi'nde çalışan spor eğitim uzmanı Birkan Duran. Size Türkiye'mizde gönüllülük faaliyetlerini anlatacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmiştir. 2019 yılının gönüllülük yılı ilan edilmesi nedeniyle bakanlığımız www.gonulluyuzbiz.gov.tr adı altında internet sitesini hizmete açmıştır. Açılan internet sitesinde gençlik ve gönüllülük bir arada, sen de gönül ver sloganıyla yola çıkılmıştır. Sitemizde yer alan gönüllülük faaliyetleri eğitim, çevre, spor, kültür ve turizm, sağlık ve sosyal hizmetler ile afet ve acil durum kategorisinde ilanlara çıkılmaktadır. 2019 yılından bu yana 1950 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun 27.953 gönüllülük faaliyeti yaparak 260.815 gönüllü gencimize ulaşmıştır. Gençlik merkezimiz bünyesinde açılan gönüllülük kulübü, gençlerimizin hiçbir zaman maddi karşılık beklemeden toplumun yararına olduğunu düşünülen düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak gençlik merkezimizin etrafında gerçekleştirilen her türlü faaliyetin planlandığı bir kulüptür. Gençlik merkezimizde yapılan tüm faaliyetler gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini, dolayısıyla her türlü zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak önleyici ve koruyucu faaliyetlerdir. Arkadaşlar merhaba, Manavgat Gençlik Merkezi'nde çalışan gençlik lideri Osman ben. Gençlik merkezimizde yaptığımız gönüllülük projeleri, gönüllülük faaliyetleri hakkında sizlere bugün kısaca bilgi vereceğim. Manavgat Gençlik Merkezimizde 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hibe alarak Merkezim Hayat Buluyor projesini gerçekleştirdik. Merkezim Hayat Buluyor projesinin içeriğinde gençlik merkezimize bir sera kuruldu. Seramızdaki meyve, sebze, bakım, ekim, dikim ve hasadı ile ilgili çalışmaları tamamen gönüllü gençlerden oluşan katılımcılar gerçekleştirdi. Gençlik merkezimizin gönüllüleri buradan elde ettiği ürünleri de yine aynı şekilde ihtiyaç sahipleri, ilçemizde bulunan ihtiyaç sahipleri, aileler tespit edilerek onlara da yine gençler tarafından dağıtımı sağlanmaktadır. Yine gençlik merkezimizde gönüllülük kulübü dediğimiz farklı timlerden oluşan timler vardır. Gönüllülük kulübü adı altında oluşan timlerden kısaca bahsetmek gerekirse, sevgi ve merhamet timi, sıfır atık timi, çevre timi, acil durum ve afet timi, sağlık timi gibi yine tamamen gönüllülerden oluşan ve gönüllülük üzere çalışan timlerimiz vardır. Çevre timinden kısaca bahsetmek gerekirse, yine projeler dışında aylık ve haftalık olarak gençlik merkezimizin gönüllüleriyle birlikte yaptığımız faaliyetler vardır. Çevre timinde ilçemizde bulunan sahil ve ormanlarımızı düzenli olarak gençlerle birlikte temizlemeye gidip geleceğe daha temiz ve daha güzel bir çevre bırakmaya çalışıyoruz. Gönüllü kulübümüz bünyesinde bulunan sevgi ve merhamet timiyle birlikte sokak hayvanlarımız için çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Timlerimiz arasında sıfır atık timinin çevremizde topladıkları atık plastikleri kuşlar için yemlik haline getirerek doğadaki hayvanlara faydalı olmaya çalışmaktayız. Yapılan kuş yemlikleri gönüllü gençlerin kendi emekleridir ve gönüllü gençlerimizle birlikte doğamızda ağaçlara asılmaktadır. Bunun yanında atık plastiklerden sokak hayvanları için, kedi ve köpeklerimiz için mama ve su kapları yaparak ilçemizin çeşitli bölgelerine dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Kedilerimiz için soğuk kış günlerinden korunmaları amacıyla kedi yuvaları yapıp ilçemizin belirli bölgelerine gönüllü gençlerimizle birlikte dağıtılmıştır. Dağıtılan bu kedi yuvaları ve mama kaplarının gönüllü gençlerimiz belirli periyotlarla su ve mama ihtiyaçlarını kendileri gidip karşılamaktadır. Herkese merhabalar. Ben Rabia Şeker. Antalya Manavgat Gençlik Merkezi'nde gönüllü gencim. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri olsun, gençlere yönelik olan projeler olsun birçok projede yer aldım. Bizler aslında sosyal sorumluluk projelerini küçük bir tebessüm karşılığında yapmaktayız ve hiçbir maddi karşılık beklemeden yapmaktayız. Aslında gönüllülüğün de bütün amacı bundan ibarettir.
Bunun dışında biliyorsunuz ki yakın zamanda yangınlar meydana geldi Manavgat'ta şehrimizde, Antalya genelinde bazı köylerde. Biz bu zamanlarda birlik olmanın en büyük duygusunu tattık. Hani nasıl birlik olunur, gerçekten gönüllülük nasıl olur, bunu en büyük dozajıyla tatmıştık. En çok o zaman anladık aslında gönüllü olmanın ne demek olduğunu. Kendi ellerimizle yangının daha ilk gününde itfaiye erlerimize yemekler götürdük. Yangının olduğu noktalarda birebir bizzat görevli olduk. Hani yangın var yok demeden bizzat yangında sahada çalışma fırsatımız oldu. Arka planda da tabii ki yardıma ihtiyacı olan insanlara maddi manevi yardımlar toplayarak yine yangının hasarlarını gidermeye çalıştık. Biraz olsun yine yüzlerde tebessüm oluşturmaya ve yaralarımızı sarmaya çalıştık. Bu yara çünkü hepimizin yarasıydı ve hepimizin bunda bir katkısı olması gerekiyordu ve biz gönüllüler olarak bunu en layıkıyla yapmaya çalıştık. Merhaba, ben Alimcan Toyoğlu. Manavgat Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi öğrencisiyim. Aynı zamanda 2019'dan beri Manavgat Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlik lideri olarak faaliyet göstermekteyim. Manavgat Gençlik Merkezi'nin düzenlemiş olduğu aktivitelerde gönüllü olarak yer almaktayım. Ben acil durum afet timi yöneticisiyim Gençlik Merkezi'nde. Burada ne yapıyorum ben? Benim gibi gönüllü insanlara eğitim verip hep beraber yola çıkıp gittiğimiz okullarda çocuklar olsun, işte yetişkinler olsun, onlara işte acil durum sırasında, afet sırasında neler yapılmalı, bu afetten sonraki süreçte neler yapılmalı, bunların eğitimini veriyoruz. İşte sportif olsun, sanat olsun, yardımlaşma konusunda gençlik merkezi olarak faaliyet gösterip burada insanlara yardımcı olmak, hem de kendimizi deneyimlerle, tecrübelerle geliştirmeye çalışıyoruz.